Şöyle bir ilk ayda başlayalım. İlk ay günün alın hızı çok kötü. Yani gereksiz boşluk kollayan. Göbek bir boşluk kollayan gelmiş gereksiz. Yani ilk ayda boşluğu kollamasın kardeşim ya. Çift vuruş falan var ama yani hızı çok kötü. Artık hızı çok yüksek oyuncular var yani. Ya Modric'in bak hızı da çok düşük ama gerçekten şu Modric beni bitiriyor. Top kontrolleri bayağı iyi. Bunu hızına bayağı bir vereceksin. Azıcık da top sürmeye vereceksin. Bence bu güzel bir kart. Modric'i seviyoruz. Güzel bir kardeş. Rodrigo Riquelme. Aa tipi de var. Mkhitaryan'ın çift vuruş. Riquelme'de de her şeyden birazcık var güzel. Riquelme'yi sevdim. Riquelme hoşuma gitti. Limanız Kral hoş geldin. Eyvallah. Aleyküm selam abi şardım ama hala izliyorum demiş. Eyvallah kardeşim çok iyisin. Fran Beltran. Oğlunun da tipi var. Ön libero gelmiş. Ama 1.65 ön libero mu olur kardeş diye sorarlar. Yani. Tırt. Çift vuruş da var bir de. İsterse 3 çift vuruş olsun. Yine de iş yapmaz arkadaşlar. William Carvalho. Bu da 37 seviyeye gelmiş. Bayağı yüksek seviyeye de gelmiş ama yani Boston'da bu orkestra şefi böyle oynayamaz. 1.80'de boyu varmış. Becerileri nasıl? Becerileri de yok. Çöp. Abi çaksana bir tane diyor. Bu yeni gelenler için. Şöyle. Girona'daki adam Dardar gelmiş. Sombrero. Tek pas. Arapası verdi. Yeni orta dış plase. Tipi de var. Tipi olması çok önemli arkadaşlar. 67 hız. 72 hızlanma. Göbek. Bunu da oynatan olmaz yani. O kadar oyuncunun arasında iş yapmaz. Çöpler nasıl berat diyor. Onlara daha bakmadım abi. Moy Gomez. O 38 seviyede gelmiş. Bakayım mı? Yok. Çift vuruş yok. Direkt eledik bunu da. Abi tek de bekimi çıkardım diyor. Çok iyisin Maraz Ali. Helal olsun. Oliver Torres. 71 hız da gelmiş. 35 seviye yükseliyor. Top kontrolleri güzel. Pası çok iyi. Sıfır seviyesi bile. Çift vuruş da var. Bu da güzel bir OS olmuş. Hız hızlanmayı arttırınca biraz top sürüyorunca güzel ama oynatılmaz yani. Şimdi gelelim. Bu kim abi? Benim dedemle karşılıklı mı oynadı? Bu kim ya? Özelliklerini top sürmeye carçurta vermiş. Lan bir kere de bize epik var. Konami. Ay ben tek de değil ama 3'te çıkardım bekimi. Oha çok iyisiniz. Hız 70 ama şut gücü 99. Bu gelen bekim dos oynuyor. Tek farkı bu. Bir de bir tık ötekinden daha iyi demiş. Dos oynuyor. Bakacağız şimdi. Çift vuruş. Yerini orta dış plase. Ara pası verme. Tek pas. Yani. Oynatan olur mu bu oyuncu? Yani Konami'ye bir sormak lazım açıkçası. Ben oynatmazdım. Rivaldo'ya bakalım. Rivaldo'nun şut gücü de avanmışlar. Bitiriciliğe vermişler. Top kontrolü. Evet Rivaldo'nun da top kontrolü hep güzel oluyor ama arkadaşlar hızı o kadar tatmin etmiyor.
Ama şut gücü çok iyi. Ve bitirici de iyi. Aslında kapatabilir bu açıyı. Bence Rivaldo güzel. Tabii buna çift vuruş basmak lazım. Eğer çıkarsa. Onun dışında yani Rivaldo çift vuruşsa oynatılmaz. Böyle bir kart. Şimdi David Beckham'a gelelim. Oy abi. David Beckham'ın saçı için bile çıkartın. Yani hastası olan. Yani bu saçı için bile çıkaran çok fazla kişi olur. Bakalım. Muslera şut gücü alçaktan mı pas, yüksekten mi pas? Oha. Yüksekten pası bizim sıfır sayıydı. 91. Bu ne oğlum? Falsosu 94. Hepsi 99 mu olacak bunda? Vallahi aslında hiç basmayacaksın. Sadece hıza basacaksın. Top sürmeye basacaksın. Acaba nasıl olur? Değişik bir kart olur. Dos oynuyor, evet. Ne abi söylediği gibi. Uzak mesafe pres, dalan şut, uzak mesafe şut çekme, tek pas, ara pas, ara. Her şey var. Bütün şut, pas, her kartı var. Çift vuruş hariç. Erken ortacı diyor, yapay zeka oyun tarzı, uzaktan şut atabilen uzun top uzmanı. Bonucci tarzı uzun top atabiliyormuş. Arkadaşlar Rumi'ye gelecek dedim.